Merhaba arkadaşlar. Baydener'in grafiğiyle açıyoruz. E-bebek halka arzının sonuçlarını bekliyoruz. Halen gelmedi. Baydener de bu tavan serisini bakalım bu hafta devam ettirecek mi? E-bebek halka arz sonuçlarına göre biliyorsunuz e-bebek katılım endeksine uygun biraz daha fazla katılımla daha az lot düşeceğini düşünüyoruz. Onun da bu şekilde tavan serisini bu hafta eğer işleme başlarsa ki büyük bir ihtimal CEO'nun söylediğine göre Perşembe günü sanırım işleme başlayacak. Talep toplama sonuçları belli olursa eğer. Perşembe günü işlemi başlarsa onda da tavan serisinin gelmesini bekliyoruz. Tekrar bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. 40 milyon lot dağıtımı yapıldı. %48'i bireysel yatırımcıya dağıtıldı. 1 milyar 860 milyonluk bir halka arz geliri olacak. Bu gelirle aslında e-bebek hakkında sosyal medyada özellikle borcu çok olan bir şirkettendi ama CEO yaptığı açıklamada bunlar finansal borç değil. Bunlar bizim toptan aldığımız ürünlerin alsat yaptığımız için borcu dedi ama yani orada biraz bir kafa karışıklığı oldu. Finansal borç ne? Malların borcu ne diye düşündü insanlar. Biz katılım endeksine uygun olduğunu tekrar tekrar hatırlatalım. Çünkü bugünlerde geçen haftalardan beri 5-6 halka arzdır katılım endeksine uygun bir halka arz gelmiyordu. Bu hafta gelen Gıpta ve Tarkim halka arzları da katılım endeksine uygun değil arkadaşlar. E-bebeğin katılım endeksine uygun olması durumuyla bence başvuru sayısı da fazla olacak. Bakalım kaç lot düşecek. Tahminimiz 9 veya 10 lot düşer diye düşünüyoruz. Bugün öğlen saatlerinde ya da en geç akşam saatlerinde artık e-bebeğin sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Biz de buradan kanalımızda sizlerle paylaşırız. Yorumlarımızı da yaparız. Bakalım nasıl olacak. Bakalım e-bebek nasıl bir dağıtım gerçekleştirecek. Bakalım kaç tavan gidecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Görüşürüz tekrar.